1162 yılında Onon Nehri kıyısında bir çocuk dünyaya geldi. Doğduğunda avucunun içinde kan vardı. Kabilenin şamanı bunun tanrılar tarafından gönderilen bir işaret olduğunu ve bu çocuğun çok büyük bir hükümdar olacağını söylemişti. Bütün dünyanın düzenini ve kaderini değiştirecek bu çocuk, Cengiz Han'dan başkası değildi. Fakat bu küçük çocuğun Cengiz Han olması o kadar kolay olmadı. Cengiz Han lakabı kendisine bütün Moğolistan'daki kabileleri tek çatı altında topladıktan sonra Kurultay tarafından verilmiştir. Doğduğunda babası ona Temuçin adını vermişti. Babası düşman bir kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin henüz 10 yaşındaydı. Kabiledeki insanlar 10 yaşındaki bir çocuğun liderliğini kabul etmedi. Temuçin'i, kardeşlerini ve annesini ölüme terk ederek onları kendi kabilesinden sürdüler. Moğolistan'ın acımasız bozkırlarında kaçarak ve saklanarak hayatta kaldılar. Daha küçücük bir çocukken Temuçin avladıkları bir hayvanı paylaşmak istemeyen üvey kardeşi Bekter'i öldürdü. 16 yaşına geldiğinde daha önceden yaptıkları bir anlaşma sayesinde Onkrat kabilesinden Börte ile evlendi. Bu Temuçin'e siyasi bir güç sağlamıştı. Ama bozkırdaki Moğol süvarileri için tek bir kural vardı. Güçlü olan istediğini alır. Merkit kabilesinin baskınıyla Börte kaçırıldı. Temuçin ise kaçarak hayatını zor kurtardı. O dönemlerdeki Moğol tarihçiler tarafından yazılmış Moğolların Gizli Tarihi adlı eserde Temuçin şöyle demiştir. Karımı kaçırıyorlardı. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kaçmalıydım. Çünkü ancak bir aptal kazanamayacağı bir savaşa girer. Kısa zaman içerisinde bir ordu toplayıp Merkit kabilesine saldırı düzenledi ve Merkitleri yerle bir edip karısı Börte'yi kurtardı. Henüz 20 yaşına geldiğinde bütün Moğolistan'da tanınan ve saygı duyulan bir komutan olmayı başarmıştı. Moğolistan'daki kabileleri bir bir kendi bayrağı altında birleştirdi. 1206 yılına gelindiğinde Moğolistan'da birlik sağlanmıştı. Tüm Moğol kabileleri tek çatı altında toplanmış ve Temuçin adı yerini Ulu Kağan anlamına gelen Cengiz Han'a bırakmıştı. Cengiz Han'ın en büyük ideali tüm dünyayı fethetmekti. Bu hayalini gerçekleştirmeye Çin'le başladı. Fakat karşılarına beklemedikleri bir şey çıktı. Çin Seddi. Cengiz Han çok akıllıca ve çok basit bir hamle yaptı. Kuzeyden Çin Seddi'nin etrafından dolaştı. Çin'in içlerine kadar girdi ve 9 yıl gibi bir sürede bütün Çin'e diz çöktürdü. Cengiz Han burada büyük kıyımlar yaptı. Eski Çin nüfus sayımlarına bakıldığında bu dönemde Çin nüfusundan milyonlarca kişi eksilmiştir. Daha sonra gözünü batıya dikti. Harzemşah devletine gönderdiği elçilerin sadece kafası geri dönünce hiç düşünmeden batıya sefere çıktı. Moğol elçilerinin başını vurduran Harzemşah valisini canlı olarak istedi. Canlı olarak yakalanan valinin ağzına ibret olsun diye eritilmiş gümüş dökerek öldürdü. Kendisine boyun eğen ve isteklerini kabul eden devletlere merhamet eden ve dokunmayan Cengiz Han, hükümdarlığını kabul etmeyen devletlere hiç acımıyordu. Cengiz Han'ın gazabı merhametinden büyüktü. Nişabur şehri kuşatmasında oğlu okçular tarafından öldürülünce, askerlerine şehirde kimseyi canlı olarak bırakmamalarını emretmiş, böylelikle şehirde yaşayan insanları, kedileri, köpekleri bile öldürtmüştür. Tarihçilerin yazdıklarına göre burada bulunan halkın %75'inden fazlası ölmüştür. Bu rakamın 1 milyon kişiden fazla olduğu tahmin edilmektedir. Taş üstünde taş bırakmayan ve tüm şehri yakan Moğollar çekildiğinde, oradan geçen kervanların anlattıklarına göre insan cesetlerinden dağlar kilometrelerce uzaklardan görülebilmekte, kokuları tüm coğrafyaya yayılmaktaydı. Yerler ise çürümüş insan yağlarıyla kaplanmıştı. Bunlar kulaktan kulağa yayılıyor ve Moğol korkusu her geçen gün artıyordu. Harzemşahlar Moğol baskısına daha fazla dayanamayarak çöktüler. Böylelikle Harezm, Maveraünnehir, Horasan ve bütün Doğu İslam ülkeleri de Cengiz Han İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Cengiz Han komutasındaki Moğollar o zamanki dünya nüfusunun %11'ini öldürdüler. Tarihçiler bu rakamın 40 milyon insan civarında olduğunu söylemekte. 10 yaşında Moğolistan bozkırlarında terk edilmiş bir çocuk olan Cengiz Han, şimdi dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğun sahibiydi. Fakat yaşlanıyordu. Ömrünün tüm dünyayı fethetmesine izin vermeyeceğini anladığında, ölümsüzlüğün sırrını aramaya başladı. Sözlerine inandığı Taoist bir rahipten ölümsüzlüğün sırrını istedi. Rahip tamamen ölümsüzlüğün mümkün olmadığını, fakat kadınlarla ilişkiye girerek ömrünü uzatabileceğini söyledi.
Bunun üzerine Cengiz Han farklı coğrafyalarda pek çok kadınla beraber oldu. DNA araştırmaları sonucunda elde edilen bilgilere göre günümüz dünyasında yaşayan her 200 kişiden biri Cengiz Han'ın soyundan gelmektedir. Cengiz Han'ın Moğol mu Türk mü olduğu hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazı görüşlere göre Türk olduğu iddia edilmektedir. Türkçe bilmesi, 4 oğlundan 3'ünün Çağatay, Altınordu, İlhanlı, Kırım gibi Türk devletlerinin hükümdarlarının babaları olması, Cengiz Han'ın ordusunda Moğol'dan çok Türk bulunması, kurduğu imparatorluğunda Türklerin devlet yönetiminde etkin olmaları gibi nedenler, bazı tarihçilerimizin onu Türk olarak benimsemelerine neden olmuştur. Ancak tarihçilerin büyük çoğunluğu, Cengiz Han'ın bir Moğol hükümdarı olduğu konusunda birleşmektedir. Zaten günümüzde de Cengiz Han Moğolistan'ın simgesidir. Sıfırdan başlayıp önce Moğol boylarını birleştiren, sonra Türk boylarını ve devletlerini tek bir çatı altında toplayarak adına Moğol diyen Cengiz Han, 40 yaşında başlayıp ölümüyle 65 yaşında noktaladığı seferlerinde Asya'nın bir ucundan öbür ucuna, Çin'in içlerinden Rusya'ya ve Avrupa'da Polonya'ya kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştu. Üstelik bütün bunları sadece bir ömür içinde başarmıştı.